İşte daha Mekke'ye girmeden insanların sağlığını Allah garantiye ve karantinaya alıyor. Karantina. Bu kelimeyi duydunuz. Karantina. O kirli, paslı, varsa bitti, pireli elbiseleri torbaya sokturuyor. Tertemiz, giyilmemiş, daha çıkarılmamış o iki parça havluyu sırtınıza vererek Cenab-ı Hak şimdi rahat gire. O bundan dolayıdır ki Kabe'nin kuruluşundan bugüne kadar Mekke'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına imkan bulunmamıştır. Karantinaya almış seni, garantiye almış. Hastalık yayılır mı ya? Öyle bir havlu, öyle bir elbise demeyelim de örtü, örtünme emretmiş ki üzerinde dikiş ipliği olmayacak. Dikiş, dikiş. Bir Fransız doktoru var, adı Pasteur. Duymuşsunuz Pasteur. Mühim bir ilim adamı. Tıp adamı, hekim. Fransız hekimi Pasteur. Hatta biliyorsunuz süt ve yoğurt ne olursa daha çok dayanıyor. Siz söyleyin. Pasteurize. O adamın ismini vermişler. Pasteurize. Profesör Pasteur. O diyor ki ben inceledim diyor. Muhammed Mustafa neden hacıların sırtına almasını istediği ihramın üzerinde dikiş ipliği olmayacak demiş. Niye demiş? Baktım ki diyor bit denen hayvan, bit bit var ya yavşak, bit en fazla diyor insanın elbisesine dikişin altına, dikiş ipliğin altında üreme yapıyor. Muhammed'e bak ki diyor onların üreyeceği yuvayı bile dağıtmış diyor. Tıbbi bir hadise. Hakikaten eskiden köylerde biliyorsunuz saçın içinde ve elbisedeki, yorgandaki, yataktaki dikiş ipliğin altında o bit dediğimiz pis hayvan, tifüs hastalığını taşıyan hayvan, yavşağını, yumurtasını, yavrusunu dikiş ipliğin altına koyar. İhramın üzerinde dikiş dahi olmayacak, iplik olmayacak ki bit de pire üreyemesin, mümkün olmasın. Kurban olduğum İslam sistemi. Daha Avrupalılar 50 senedir ancak karantinayı buldular. Hani bir yerde hastalık varsa girmeyeceksin. Hastalık varsa, hastalık olan yerden siz söyleyin, çıkmayacaksın. Karantina diyorlar buna. Allah'ın Resulü karantinayı, Avrupalılar 50 senedir bunu yeni buldular, yeni anladılar. İslam bunu 14 asırdır karantinayı uyguluyor. Hac ibadetinde görüyoruz. Bunları nasıl anlatacağız insanlara bilemiyorum. Gelelim renginin beyaz olmasına. Allah'ın Resulü ısrar ediyor, beyaz olacak. E kardeşler, biraz düşünmeyelim mi Allah aşkına ya? Düşünmek farzdır. Düşünmek ibadetlerin başıdır. Allah'ın emrettiği emirlerin, hükümlerin, farzların, vaciplerin en evveli düşünmektir. Düşünmek Allah'ın bir Müslümana en yüksek emridir. Efela tetefekkerun, efela taqilun, efela tezekkerun. Yahu Kur'an'da 500 ayet var, düşünün. Düşünmüyor musunuz? Ayet, ayet, ayet. E düşünelim, niye beyaz? Niye koyu bir renk değil, siyah değil, kırmızı değil? Niye sade, niye beyaz? Bugün kardeşler ilim, fizik diye bir ilim var, fizik. Fizik. Maddi alanda eşyayı, maddeyi, maddenin hakikatini, mahiyetini, atomu, çekirdekleri, elektronları, nötronları, protonları inceleyen ilme ne diyorlar? Siz söyleyin, fizik. Gözle görülen madde demek, fizik. Fizik ilminde biliyorsunuz gözün çalışması için ışık ihtiyacımız var. Eğer ışık olmasaydı gözünüz bir işe yarar mıydı? İlme ne diyorlar siz söyleyin, fizik. Fizik ilminde biliyorsunuz gözün çalışması için ışık ihtiyacımız var. Eğer ışık olmasaydı gözünüz bir işe yarar mıydı? Mümkün değil, göz bir işe yaramaz. Allah insanlara göz verseydi, ana rahminde iki tane gözü taksaydı da gökyüzünde, fezada güneşi yaratmasaydı gözümüzün bir anlamı kalır mıydı?
soruyorum. Kalmaz mı? Yüzümüze iki tane gözü takan kimse gökyüzünde güneşi yerine koyan odur. Çok mühim bir münasebet vardır. Güneşten ışık alıyoruz, güneşten hararet alıyoruz. Başka ne de alacaksın kardeşim? Coğrafyayı bilen insanlar bilir ki Arabistan'da, Hicaz'da senenin 365 gününün tamamında ne var siz söyleyin? Güneş var. Güneşin en tepeden, en dik, doğrudan doğruya güneşin tepeden yere indiği ülkelerin, bölgelerin başında neresi var? Çöl var, Hicaz var, Arabistan var. Güneş tepeden dik geliyor. Bunu kim inkar edebilir? Şimdi soruyorum, fizik kanunlarına göre, ilahi nizama göre koyu renkler siyah renk mi güneşin ışınlarını ve hararetini çeker, beyaz renk mi, nedirsiniz? Koyu renkler güneşin hararetini çeker, sünger gibi emer. Ve siyah elbise, kırmızı elbise, koyu renkli elbise giyen adamın sırtına adeta güneş gelir biner. Yakar, yakar. Gidin deneyin güneşte. Ama beyaz renk güneşin %70'ini geriye püskürtür, yansıtır. Ve o beyaz elbise giyen adamın sırtına güneş oturamaz. İşte ihramın beyaz renkli olmasının bir numaralı sebebi budur. Niye? Eğer siyah olsaydı, koyu olsaydı, kalın olsaydı, koyu renkler olsaydı, o dik gelen güneşin ışığının ısısının altında hacılar zahmet çeker miydi, çekmez miydi? Zahmet olurdu. O zaman da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا devam edin, rahmeten lil aleminin gelişine uygun düşmezdi. Peygamberimiz zahmet peygamberi değil, siz söyleyin, rahmet peygamberidir. Hacılara rahmet etmiş, merhamet etmiş. Düşünmemiz lazım. Bakın neden beyaz, neden parça, neden dikiş ipliği yok, neden emri, neye Mekke'ye girmeden ihrama girdiriyor, dert ne, dava ne? Bunları bilmeden hacca gidilir mi ya? Bunlar anlatılmadan, anlaşılmadan Beytullah'a gidilir mi? Demek ki İslam'da ilme uygun olacak, akla uygun olacak, tecrübeye uygun olacak, fizike uygun olacak, kimyaya uygun olacak. Fenne, İslam dininde hiçbir emir, hüküm, ilme, akla, fenne aykırı düşemez. Mutlak uygun. İşte ihramı görüyorsunuz. Ama hala yok hocam böyle şey olmaz. İhram cenaze gibidir, meyyit gibidir, efendim mahşer gibi. Onlar da var, yani onlar da söz konusu ama asıl sebebi bu. Onları inkar ediyor değiliz. Kılık, hacca gidenlerin kılığı, kıyafeti başka olacak, normal evinde olanların başka olacak, efendim denize girenlerin kılık kıyafeti başka olacak, Müslüman kadınların kıyafetleri başka olacak, erkeklerin başka olacak, evindeyken başka olacak, yabancı bir adam geldi mi başka olacak. Mahrem var, namahrem var, yabancı var, akraba var. Bunlar Kur'an'da anlatılmış, izah edin. Bakın mesela bir Müslüman kadın başı açık olarak yabancı bir erkeğe görünebilir mi, görünemez mi? Görünemez. Nur suresinin 31. ayeti tamamen kapatıyor meseleyi. E canım başı açık olarak, kolları açık olarak, gerdanlığı açık olarak kimseye görünemez mi hocam? Bunu Kur'an-ı Kerim sayıyor. Ben de kısaca sayayım. Bakın ayet okuyorum. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ başını, bacağını, göğsünü, efendim gerdanını, bileziklerini, kulağını, küpesini, boynunu göstermesinler, açığa çıkartmasınlar. İlla لِبُعُولَتِهِنَّ kocalarına gösterebilirler. Bak saydı. Birincisi kimmiş siz söyleyin? Kocası. Kur'an-ı Kerim'de bu'uletihinne. Müslüman hanımlar kocalarına baş açık, açık, saçık görünebilirler. O onun helalidir. Nikahlısıdır. Devam ediyor. Tabii kocanın kocasına